Asif ekranlarından hepinize merhaba. İşte yine Patron Mutfakta programıyla karşınızdayız. Güzel bir hafta sonu temennisiyle. Biliyorsunuz bugün cumartesi ve inanıyorum ki işe gidenleriniz var ama yeni güne merhaba diyenleriniz var. Bu akşam acaba ne yemeği yapmam gerekiyor diye düşüneniniz var. Hanımlar beyler lütfen kağıtlarınızı kalemlerinizi hazırlayın. Patron Mutfakta programının bu haftaki konuğu Nilüfer'i yöneten, Nilüfer ilçesi, Bursa'nın en güzel ilçesini yöneten ve Türkiye vizyonuyla da kültüre, sanata ve sosyal etkinliklerin ilçesi olarak bilinen Nilüfer'in patronu ve Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi izleyenlere güzel ve mutlu yarınlar diliyorum öncelikle. Evet. Bugün burada tabii beraber paylaşacağız. Onlar belki ekranları başında bizleri en azından ne kadar iyi yemek yaptığımızı tartacaklar. Yani aslında ama 10 parmakta 10 marifeti olan bir başkansınız ama herhalde mutfaktaki hamaratlarınızı ve marifetlerinizi bilmiyorum Nilüferliler, Bursalılar çok yakından görmüştürler midir? Ya da ilk defa mı şahit olacaklar? Aslında belediyenin mutfağında daha başarılıyız da. Evet, yani tabii kendi iş yerimizde özellikle belediyenin mutfağında gerçekten 16 yıldır bu başarımızı sürdürüyoruz. Allah utandırmasın inşallah. İnşallah. Nice 16'lar. Ama şimdi işte zaman zaman da mutfakta da işte yardımcı personel gibi diyelim ki, eşime yardımcı personel gibi destek veriyoruz. Bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Evet, bugün bunları fırsat buldukça ekranlara yansıtacağız. Yine Rıfat şefimiz 2 haftanın bir ayrılıktan sonra tabii çok yurt içi ve yurt dışındaki seminerleriniz ve mutlaka işte oradaki müşterileri ziyaretleriniz vardı. Tekrar evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Görüşmeler. Her şey yolunda. Çok hızlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Başkanım bu arada size hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2 haftadır bir arkadaşımız vardı. Bize yardımcı oldu, evet, sağ olsun. Bülent şefimize de. Bülent şefimiz vardı. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Zaman zaman biz de Doğukan Bey'le birlikte burada olduğumuz sürece misafirlerimize ikramlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bakalım bu hafta siz neler yapacaksınız? Misafirlerimiz, ekran evet. başındaki seyircilerimiz sizin ne kadar başarılı olduğunuzu hep birlikte görecekler. Ben eminim daha önceki sizlerle birlikte programa katılmıştık başkanım. Gayet başarılıydı, gayet keyifliydi. Ben nelerlerini biliyorum Doğukan Bey. Sayın vallahi başkanımızın. Ben sanatsal hep birlikte anlamda, göreceğiz. Sanatsal anlamda iyi zeybek oynadığına, iyi türkü söylediğine, iyi işte okey oynadığına, yani birçok anlamda faaliyetli olduğunu biliyoruz ama bakalım bugün hanımlar notu verecek ekran başında. Evet. Ondan sonra hep beraber izleyeceğiz. İpek şefimize de hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Efendim Inoxan biliyorsunuz dünya endüstriyel mutfakta Türkiye'nin ve Bursa'nın gururu. Inoxan katkılarıyla ekranlarınıza gelen Patron Mutfakta programında başkanım bugün yemeği adını siz söyleyin. Yapacaklarınızı evet. siz söyleyin. Kağıdı kalemi hazırlasınlar. ne yapacaksınız bugün? Bugün terbiyeli kuzu gerdan haşlama yapacağız. Vay menümüzde vay yazalım arzu edersin Doğukan evet. Bey. Yazalım. Terbiyeli ben yazayım. Evet, başkanım söylesin. Evet. Terbiyeli kuzu gerdan diyoruz. Evet. Doğru mu başkanım? Kuzu gerdan haşlama. Evet. Terbiyeli kuzu gerdan haşlama yapacağız. Kuzu gerdan haşlama. Bu tabii bu yemek aslında Osmanlı'nın Osmanlı kültüründen gelen bir yemek. Gelen bir yemek. Evet. Özellikle başkanım saray evet. mutfaklarında çok yapılırmış bu yemek. Biraz ben evet. araştırdım sizden bilgiler geldikten sonra. Ciddi anlamda saray mutfaklarından günümüze gelmesi de büyük bir başarı aslında. Gün yüzünden kaybolan yemeklerin sizlerin sayesinde ön plana çıkması bizi gerçekten gururlandırıyor. Çok da hoşumuza evet. gidiyor. Evet, Doğukan Bey sizi dinliyor. Evet, terbiyeli kuzu gerdan haşlama başkanım. Sonrasında ne var? Bir de yine bizim kendi bulunduğumuz yörenin, yani biz Selanik göçmeniyiz. Yunanistan. Evet, Yunanistan göçmeniyiz. Oradan getirdiğimiz bir kültürün yemeği kaçamak. Kaçamak. Bunu biz böyle bir tatlı niyetine herhalde ana yemekten sonra yoksa... Yok, sabahları özellikle kış aylarında... Sabahları yediğimiz bir yemek. Kaçamak. Evet.
Ama tatlı niyetine de yenilebiliyor mu başkanım bu yemek? Yok, tatlı niyetine değil. Şekerli falan yapılıyor mu? Şekerli yapılıyor, pekmezle yine sonrasında. Biz bugün pekmezle yapacağız sanırım. Kaçamak hani kış aylarının, soğuk günlerin yemeği. Biz öyle alıştık. Çocukluğumuzda da öyle gördük. Annem kulakları için nasıl sağ olsun, belki ekranları başında izleyen, ellerinden öpüyorum annemi de. Evet, biz de ellerinizden öpüyoruz efendim. Onun öğrettiği, ona yardım ederken öğrendiğimiz bir yemek. Sabah kalkardık böyle, işte annem hazırlardı. Biz de bir taraftan da oklavayı tutar, çevirirdik, ona yardımcı olurduk. Evet. Sonrasında pekmez konduktan sonra da kaşığı aldık, ya Allah bismillah deyip. Yani özellikle kış aylarında pekmezle birlikte servis edilmesi kanı hareketlendirdiğinden tabii, dolayı tercih ediyorum enerji, sanırım. Enerji patlaması. Enerji, evet. Her çocuklukta zaten böyledir yani. Evet. Her yörenin mutlaka bir pekmezle alakalı bir şeyi var. Yani mutlaka mutfakta yaptığı bir şey vardır. Hani ben yayından önce de söyledim. Erzurumlarda mesela tereyağıyla pekmezi karıştırıp sabahları o enerjiyi mutlaka özellikle soğuk havalarda üşümemek adına mutlaka yaparlar onu. Ya aslında pekmez çeşitleri çok fazla başkanım. Siz de Doğukan Bey bilirsiniz, birçok yere gidip geliyorsunuz. Genelde üzüm pekmezini biz değerlendiriyoruz ama yani bir patlıcanın pekmezi de var, incirin pekmezi de var. Bunlar da aslında Erzurumlar dut pekmezini daha dut çok. Dut pekmezi tabii ki çok önemli aslında. Yani Türk mutfağı açısından da çok önemli bunlar. Kültürümüz açısından da çok önemli ama genelde revaçta olan şey genelde üzüm pekmezi olarak geçiyor. Ama diğerlerini de denemek lazım. Pekmez deyince aklımıza üzüm pekmezi geliyor. Üzüm pekmezi geliyor. Evet. Başka bir şey gelmiyor. Evet. Yani işte dut pekmezi vesaire onlar yapılıyor ama. Evet. Sanki sonradan yine kültüre girmiş gibi görünüyor. Tabii, üzümden. Üzüm öyle değil yani. Baktığımız zaman Osmanlı mutfağında patlıcanın yeri çok fazla. Hani domates kurusundan bile pekmez yapılırken artık günümüzde maalesef ki bunları göremiyoruz. Bilmiyorum tadına baktınız mı hiç patlıcan pekmezinin? İnanılmaz müthiş bir şey yani. Bomba bir şey. Mutlaka bir gün mutlaka bir değerlendirin yani. Evet onu. Başkanım. Terbiyeli kuzu gerdan için şimdi ekranları başında bizleri izleyen hanımefendileri, beyefendileri malzememiz olarak neleri tavsiye ediyorsunuz? Siz bugün nelerden yapacaksınız bunu? 6 kişilik bir yemek organize edeceğiz şimdi. İşte 6 tane kuzu gerdan, 6 tane patates. Patatesimiz hazır. Evet, 6 tane de yine soğan ve 3 tane de havucumuz var. Bunlarla birlikte bir de daha sonra da terbiyesini. Tabii tuzumuz, yine karabiberimiz. Evet, yumurtamız var, limonumuz var. Yine terbiyeyi de yumurta, sarımsak ve limonla beraber yapacağız. Evet. Son bitimine yakında terbiyelendireceğiz. Ondan sonra da 5 dakika sonra da, pişirdikten 5 dakika sonra servis edeceğiz. Vay vay keyifli vay. Bir yemek çıkacak ortaya. Başkanım çok keyifli anlattı. Ben de daha şimdiden ortaya çok güzel bir manzara çıkacağına inanıyorum. Kesinlikle, evet. Evet, tabii hem sevgili izleyiciler, bugün Sayın Başkanımızın elbette ki anlattığı bu güzel lezzetlerden biz de nasipleneceğiz. Bugün işin en zor tarafı bende. Yani bu taraf efendim yemeği yapacak. Ben biraz o yiyen tarafta olduğum için en zor taraftayım yani. Hani tam tersi belki düşünüyorsunuz. Sen ne kadar rahat, onlar yapacak, sen yiyeceksin diye, ama karar vermek çok zor. Bakalım lezzetli mi olacak, olmayacak mı? Belki ilerleyen dakikalarda sürpriz bir gurmemiz gelecek ve başkanımın yaptığı yemekten belki de o tattıktan lezzetten sonra belki de notu verecek. Yani bilemeyiz yani. Belki Vehbi Bey gelir. Acaba nasıl video çalışmalar? Evet, sürprizlerle dolu bir program başkanım. Sonuna doğru bekliyoruz şimdi. Bekliyoruz. Ama biz biraz da tabii yine Nilüfer'den konuşalım. Yine bu arada hem elimiz çalışacak başkanım. Bir yavaş yavaş. Ocağımızın altını yakalım başkanım buradan. Yavaş yavaş, çünkü program sonuna kadar bu terbiyeli kuzu gerdan haşlama ve kaçamağını bizim bitirmiş olmamız gerekiyor. Evet, ocağımızın altını yaktık. Çok güzel. Kuzu gerdanlarımızı yerleştireceğiz şimdi. Buyurun başkanım, yağ atmak isterseniz biraz. Yok. Orada yağımız var. Suyu zaten, suyumuz var. Kuzu gerdanların yağı yeterli diyorsunuz başkanım. Evet. Şimdi bu bir teknik bilgiyi aslında gerektiren bir durum. Normalde standarttır. İnsanlar bilse de bilmese de hemen yağa dökerler. Hemen yağa dökerler. Evet. Ama başkanım hayır dedi. Orijinal mutlaka yani gerdanın kendi yağıyla yapılması gerekiyor. Suyumuzu. Bu kaçamağı da koyalım mı başkanım? Nasıl yapalım? Kaçamağı da koyalım. Birazdan bunu koyalım. Nasıl tercih ederseniz. Evet. Suyumuzu koyabiliriz içine. İlave ediyoruz böyle.
Bu ne kadarlık bir su? 1 litre mi yoksa 2 litre evet, mi? Evet, 1 litre bu. Yukarı. Evet. Kapağımızı alalım yine. Evet sevgili seyirciler, şu anda su yeterli mi başkanım? Yeterli değilse biraz daha koyabiliriz. Biraz daha koyalım. Şefi, su alalım. Büyük biraz şef, daha. Sayın başkanım, yardımcı şef, Rıfat şefim. Evet, başkanıma bugün yardımcı olacağım. Evet, süpersiniz. Gelen misafirlerimiz olduğumuz gibi başkanımızın da arkasında yazıyoruz. Bu arada tabii ki hayırlı uğurlu olsun bir kez daha yeni binamız, yeni Nilüferlere, evet, Bursa'ya hayırlı olsun başkanım. Tam anlamıyla yerleşebildik mi? Hemen hemen yerleştik gibi, çok az bir işlerimiz daha var. Onları da tamamladıktan sonra önümüzdeki süreçte açılışında hep beraber Bursalılarla beraber yapmiş olacağız. Ofisinizi ama biraz daha eksiklerimiz var. Şöyle ki çok bulamıyoruz dışarıda, sizi. Çok yoğun ve aktif bir başkansınız. Kullanıyoruz. Yani ofisimizi kullanma açığı komple yakalım. Büyüğünü yakalım isterseniz başkanım. Tabii büyüğünü yapmamız lazım zaten. Evet, evet. Burayı kapatalım. Tamam. Burayı da kaçamak yapmak için kullanırız. Evet, bir tane. Şimdi bu biraz, kaç dakika? Şimdi kaynamaya başladıktan sonra evet, kapağı biraz açacağız. 15 dakika kaynama süresini bekleyeceğiz. Şimdi kaynayıncaya kadar biraz kapalı evet, kalacak. Şimdi hanımefendi şimdi, izliyorsa sizi şu anda evet, acaba bundan sonra evde tamamen işler size dönmesin başkanım? Umarım dönmesin. Evet. Yani şöyle tabii keşke fırsatımız olsa da yardımcı olabilsek. Yani eşim de aslında o da güzel yemek yapıyor, Allah var. Evet. Yaptığında gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ona da buradan evet, biz de sevgili Seden hanımefendiye evet, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir kez daha hani derler ya, ikinci bahar tabii çok önemli ama Nilüfer'de her daim bir bahar var. Her daim bir gülümseme var. Yok, biz hep ilkbaharı yaşıyoruz. İlkbahar. Güzel. Peki biraz tabii Nilüfer'deki gerçekleşen evet, kültürel ve sanatsal etkinliklerden de bahsedeceğiz. Çünkü hemen hemen haftanın 4-5 günü başkanım, yılın 365 günü etkinliğin nadir olduğu ilçelerden bir tanesi, değil mi? Yanlış tarif etmediysen. Tabii şu anda gerçekten Nilüfer'de hemen hemen her gün bir etkinlik var. Yani 12 ay boyunca haftanın hemen hemen her günü gerçekten çok önemli etkinliklerimiz var. Bunlar hem sanatsal etkinlikler hem kültürel etkinlikler. Yani Nilüfer deyince akla zaten artık sadece Bursa'da değil, Türkiye'de dahi anılan, bilinen, üstelik de takip edilen, örnek evet, alınan bir kent. Bu anlamda özellikle sanatsal olaylarda biliyorsunuz daha önceki yıllarda Bursa'da pek sanat konuşulmazdı. Evet. Yani Nilüfer Belediyesi ile birlikte sanatsal faaliyetler konuşulur, hatta takip edilir duruma geldi. Ha, bu da herhalde bizlerin getirmiş olduğu nokta diye düşünüyoruz. Ama yetiyor mu? Yine de yetmiyor. Bakın en sonunda biliyorsunuz şu anda özellikle devlet tiyatrolarında ya da diğer konserlerle ilgili ya da senfoni orkestralarıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var ülkede. Evet. Fakat biz de diyoruz ki tam tersine Nilüfer Belediyesi olarak bunlara sahip çıkalım. Tiyatrolarımıza sahip çıkalım. Bu sene yeni bir tiyatro kurdunuz değil mi evet, başkanım? Yeni Nilüfer Belediyesi olarak hem tiyatro müdürlüğünü kurduk. Aynı zamanda daha önce de başlamış olduğumuz bir süreçle beraber Nilüfer'de tiyatroyu sürekli hale getirmek için de bir kendimize ait tiyatro topluluğu kurduk. Tiyatro grubu kurduk. Çalışanlardan oluşan bir tiyatro ekibi mi? Değil. Bunlar arkadaşlarımız önce bunun bir çalışmasını yaptılar. Hatta bir çalıştay gibi bir şekilde de bunun araştırmasını yaptıktan sonra tiyatrocularla bir araya geldiler. Nasıl bir tiyatro kuralım? Nasıl bir tiyatro olsun Nilüfer'de diye. Belli bir aşamaya getirdikten sonra da bu oluşum başladı. Hatta yeni de oyuncular dahi yine bu ekip tarafından seçildi. Hmm. Yani şu anda mesela bizi izleyen tiyatrocu arkadaşlarımız, tiyatro evet, oynamak isteyen genç yetenekler mesela Nilüfer'de oturuyorsa
Evet. Acaba biz buradan nasıl faydalanabiliriz diye kendilerine sorabilirler. Tabii ki. Şimdi zaman zaman tiyatrolarla ilgili çalışmalarda tiyatro hevesli veya tiyatro yapmak isteyen arkadaşlarımıza kurslarla zaten bunları duyurarak onları ileride yani bizim kendi tiyatromuzda sanatçı olarak değerlendirmek maksadıyla bu tür girişimleri yapacağız. Bundan sonra bizi takip etsinler. Çünkü Nilüfer Belediyesi tiyatro müdürlüğünü de kurarak bu işi tamamen profesyonel hale getirmeyi planlıyor. Zaten çocuk yani, oyunları var değil mi başkanım? Ben hani her hafta çoğaldıkça mıydı? Çoğaldıkça diye oyun var. Evet. Her hafta saat 11'de cumartesi pazar günleri çocuklarımıza yönelik bir oyun. Ama yine her hafta yine çeşitli oyunlarımız var. Hem dışarıdan yine getirdiğimiz önemli oyunlar olduğu kadar kendi oyunlarımızı da devam ettiriyoruz. Hatta kendi oyunlarımızın bazılarını da farklı şehirlerde de gösterime sunuyoruz. Yani bayağı bir... böyle bir organizasyonel yapımız var. Gerçekten bu konuda özellikle Feza Soysal arkadaşımızın çok yoğun emeği oldu. Yani onun emeğinin karşılığı bu düzeye çok geldi güzel, ama çok güzel. Şimdi salonlarımızın yetmediğini görüyoruz. Yani zaten bir Nazım Hikmet, Uğur Mumcu bir de konak var. Evet. Bir de şeyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Fethiye Kültür Merkezi'ni de kullanıyoruz. Fethiye Kültür Merkezi. Ama etkinliklerimizde salonlar hınca hınç dolu. Tabii birçok topluluğumuz var, birçok koromuz var. Onların da yine çalışma alanları ya da konserleri oluyor. Onun için ilave salon ihtiyaçları doğuyor. Ve Nilüfer Belediyesi de yine bu dönem içerisinde salon projelerine yenilerini katmaya devam edecek. Zaten bir de nüfus çünkü da çoğalıyor. Çünkü nüfus yaklaşık 380 bin civarında oldu. 400 bine neredeyse. Evet dayanıyor. Dayandı. Yavaş yavaş dayanıyor. Önümüzdeki yıl veya bu yılın sonunda muhtemeldir ki 400 bin civarında bir nüfusumuz olacak. Ama dediğim gibi 12 ay boyunca kültür ve sanatın kenti Türkiye'de tek Nilüfer diyebiliriz. Harika. Tabii bunu büyük şehirleri İstanbul'u katmayalım. İstanbul başlı başına. Orası bir, başlıca bir kültür kenti. Ama İstanbul'un kenti. Dışında evet. Çok iddialı. Ele ilçelerin içerisinde tekiz. Harika. Bu arada evet. Başkanım ne yaptınız? Sohbet esnasında patatesleri soydunuz. Patatesleri soyduk, evet. Hazırladık. Havucumuz hazır. 3 tane havucumuz. Soğanlarımız hazır. Burada bu küçük soğanlardan atacağız içine. Bunları şu anda henüz daha kaynamaya başlamadı. Peki başkanım bu patatesleri bütün halde mi kullanacağız yoksa yok, parça böleceğiz. Parça? Evet. İkiye böleceğiz bunu. Tamam. İkiye böleceğiz. Tabii ikiye böleceğiz. Peki onu ayrıca bir tuz böleceğiz ama tenceremiz müsait ikiye. Yok şu anda herhangi bir şey yok. Ete biliyorsunuz başlangıçta tuz atılmaz. Tuzu bravo. Piştikten sonra tabii kaynadıktan sonra tuzu atacağız. Tuzu ve karabiberimizi daha sonra atacağız. Neden atılmaz Doğukan Bey? Biliyor musun neden atılmaz? Vallahi ilk defa ben bu konuda i̇şte biraz... ben ne dedim size? Başkanım bu konularda çok başarılı şimdi, olduğunu söylemiştim. Tuzu attığınız zaman sertleşir. Kesinlikle evet. Onun için kaynadıktan sonra tuz atmak gerekiyor. Vallahi. Doğrusu bu. Evet aynen öyle başkanım. Bunu yaptığımız zaman tabii daha lezzetli oluyor. Yumuşak et oluyor. Evet. Ve yeme kıvamı şimdi daha güzel oluyor. Hanımlar şaşırıyordur ekran başında. Vallahi başkanım... Pes doğrusu diyorlardır. Evet. Birçoğunun ben hani bu püf noktayı kaçırdıklarını ya da belki de çok önemsemediklerini de düşünebiliriz ama altını çize çize söyleyelim ki pişmeden tuz atılmaz. Pişmesine evet. Yakın bir zamanda atıyoruz evet. Tuzumuzu. Evet devam edelim şimdi. Kaçamağı da koyalım mı? Kaçamağın bir taraftan suyunu kaynatalım. Evet buraya koyalım arzu ederseniz yine evet, sizin önünüze. Ben yardımcı olayım size. Altını da açalım. Bunu da yine kaynatacağız. En son evde ne zaman yemek yaptınız başkanım? Yani yemek, kahvaltı değil de. Kahvaltı en son pazar günü yaptım. Pazar günü kahvaltıyı ben yaptım. Hazırlamışsınız ama yemek böyle hani böyle tencereler, tavalar böyle işte bu şekilde önlüğü takıp en son mutfakta ne zaman oldunuz? Mutfakta önlüğü takmıyorum şimdi doğrusunu söyleyeyim ama. Yani ama bundan sonra bu sizde kalacak. Evde bunu kullanacaksınız başkanım. Eyvah. Keyifle kullanırız. Tamam. Harika. Öyle hemen eşimle beraber, onunla beraber, onda yardımcı olarak tabii yaparız ama evde de bu yemeği ya da bir başkasını da denerim yani. Başkanım şey duymuştum ben sizin için inanılmaz derecede şiir yazmaya kuvvetli misiniz siz? Çok
güzel şiirler yazar mısınız? Ben de diyorum ki artık şiirler bundan sonraki etapta hani yengemize size şiir yazmak yerine yemek yapsam olur mu dersiniz? Belki hani hoşuna da gidebilir belki yengemizin. Şiir yani herkesin zaman zaman böyle bazı yerlerde diyeyim. Evet. İnsanın aklına geliyor ya. Evet. Dörtlük olur onlar ama yani bir dörtlük belki, olur. Belki bu zaman da bir şey çıkar. Kuvvetli olduğunu duydum ben Doğukan Bey. Yani şiir yazma konusunda başkanımızın çok kuvvetli bir yeteneğe sahip olduğunu duymuştum. O yüzden söylemek istedim. Yok zaten türkü repertuarı ve şarkı repertuarının ne kadar yoğun olduğunu artık Bursalılar değil dışarıdaki insanlar biliyor. Evet. Çünkü biz yıllardır zaten bizim Gecenin Rengi olsun, Ünlülerin Dünyası olsun Sayın Nilüfer Belediye Başkanımızın katkılarıyla hazırlıyoruz programı. Artık sanatçılar biliyor. Evet. Yani başkanıma ve her programda selam gönderirken yani keşke böyle bir proje olsa da onlarla beraber bir de düet yaptığınız, birlikte bu işi bir albüme de taşıyabildiğiniz, belki sadece Nilüferliler ya da Bursalıların bile arabasında CD olarak dinleyebildiği bir hale girse. Feza Bey'den bunu rica ediyoruz lütfen. Aslında olabilir mi? Olabilir ama zamanı değil diye düşünüyorum. Çünkü benim o kadar fazla repertuarım da yok. Hani biz bir single ormancı başkanım single iki tane bir ormancı türküsünü. Evet. Tabii onun da biraz da şeyi var onun. Hikayesi olduğu için sevdiğim bir türkü. Ama şarkıların türkülerin hepsini severim. Yani bazen sanat müziği gerçekten inanılmaz derecede keyif veriyor. Arabada yani kim müzik, dinliyorsunuz? Müziğin her alanı aslında çok güzel. Yani bir an geliyor bir bakıyorsunuz işte bir senfoni dinlemek istersiniz. İnanılmaz keyif alırsınız böyle. Bir an gelir ya öyle bir duygusallaşmışsınız ki arabesk dinlersiniz. O size keyif damardan verir. Şöyle. Evet, bir an böyle işte türkü ama türküler bir başka diye düşünüyorum. Çünkü bir hikayesi hakikaten var. Her birinin ayrı hikayesi var. Yaşanmışlıklar. Bir de içinde her şeyi barındırıyor. Yani aşkı, sevdayı desen barındırıyor. İşte ihaneti dağlara, barındırıyor. Dağlara yazıyor ama dağın arkasını göremediği için belki onun sevdasını yazıyor. Yani ve bir bak şöyle bir türküleri değerlendirdiğimiz zaman dağlara yazılan türkünün çok olduğunu görürsünüz. Evet. Çok ilginçtir. Ya da acaba insanlar o hani o türküleri, o ağıtları yakarken ya da onu yaşarken hakikaten o dağın ben arkasını merak ettiğinden mi ya da ulaşılmaz olduğundan mı? Yani bir farklı bir duygu içeriyor herhalde. Bir gizemlilik var orada. Var, kesinlikle evet. Var. Ama türkülerin her biri bana göre insan yaşamını olduğu gibi anlatıyor. Müthiş bir keyif veriyor. Yani vallahi başka kederi de anlatıyor, derdi de anlatıyor, sevdayı da anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Sevgili şovmenimiz Beyaz'la türkü albümü çıkarttığına göre hani zamanında çıkartmıştı biliyorsunuz. Sizden bence daha iyisi çıkar diye düşünüyorum. Bir deneriz olmasın ya. Başkanım çok sosyal olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bir şey sormak istiyorum size. Rap de dinlediniz mi hiç rap? Ha, rap de dinledim. Dinlediniz bravo evet. Ben cezayı mutlaka dinliyordur yani. Bence de. Yani başkanın gerçekten yapmadığı bir şey yok açıkçası. Yani dedim ya bazen o da keyif veriyor. Yani dedim ya müziğin her yönü, her türlüsü aslında insanın belli anlarında o insana mutluluk verir, keyif verir diye düşünüyorum. Zaten bu yüzden de... Dinlendi. Bazen böyle açarsınız. Mesela yıllar önce, çok uzun yıllar önce gecenin saat 2'sinde dinlediğim bir müziği unutamıyorum. Bir Amerikan folk müziğiydi. Ama köpüğünü alabiliriz başkanım. Şimdi alacağız. Tabii. Şöyle kefler toplanıyor bu arada. Kef bunları almamız lazım. Evet. Eğer bunları almazsak Doğukan Bey'e soralım başkanım. Almazsak şimdi, ne olur acaba Doğukan? Evet. 15 dakika. Bize bir cevap ver. Tamam. Doğukan Bey de bugün herhalde benim üstümden. Evet. Kefleri almazsak ne olur? Evet. Çok şey olur. Mesela ne olur? Ben bugün öğrenmeye geldim. Aşk olsun Rıfat Şef'im. Peki, söyleyeyim bakalım. O zaman başkanım bize öğretsin. Kefleri almazsak bu yemek acı olur. Evet, doğrudur. Yani mutlaka bunlar
siyasiyatır. Bunu toplayacağız üzerinden. Valla ben bilmemiş olsam izleyiciler şunu düşünebilir. Acaba Doğukan Bey'in dışında Rıfat Şefim'le Mustafa Başkan'ın bir gün önceden bir araya mı geldiler? Evet. Yani böyle bir gizli bir buluşma mı var ortada? Yok, Rıfat Şefimizle ilk defa burada tanıştım. Evet, bunların adının Kef olduğunu da yeni öğreniyorum sevgili seyirciler. Şu anda gerdanların üstünde birikmiş böyle şeyler var. Köpükten oluşan. Kenarlarına doğru geliyor zaten evet, onlar. Evet, kenarlarına doğru ağırlık gelen. Olarak onları almamız gerekiyor. Evet, bu arada stüdyomuzda da, Inoxan Akademi stüdyomuzda da şu anda Nilüfer Belediyesi'nin de basın ve halkla ilişkiler müdürü sevgili dostumuz Hande Hanım var. Aslında buradan çekmen lazım. Buradan bu görüntüyü yakalaman lazım. biraz daha alabilir. Biraz daha şimdi tamam başkan. Şey yapabilir. Şöyle kapağı yarım kapatalım. Kapatalım. Komple evet. Kapatmayacağız şöyle. Yarım kalacak. Bu biraz daha mı kaynayacak peki başkanım? 15 dakika kaynayacak. 15 dakika daha kaynaması gerekiyor. 15 dakika kaynayacak. Baktık şimdi saate. 15 dakika kaynadıktan sonra daha sonra tuzumuzu, karabiberimizi açacağız. Evet. Onun üzerine de patateslerimizi ikiye bölüp havucumuzu, ki havucumuz tabii hazır ama aslında havucun soyulmaması lazım. Havucun tamamen bıçakla şöyle kazınması lazım ki A vitamini yok olmasın. Yani çünkü içerisinde A vitamini var ve hemen o kabuğun hemen altındadır. Bizim tavsiyemiz sadece bıçakla şöyle üzerine hafifle kazacaklar, yıkacaklar. Çok güzel. Ondan sonra da çok güzel. Gözlere çok, çok faydası var. Evet tabii tabii. Kesinlikle. Bu arada bu küçük ve önemli bir anekdotumuzu da ekran başındakilere duyuralım. Havucu asla kabuğunu soymadan kullanmamız gerektiğini, sadece yıkamamızın yeterli olduğunu Şef Mustafa Başkanım'dan duydunuz efendim. Şimdi Patron Mutfak'ta kısa bir ara vermek durumunda. Inoxan katkılarıyla biz birazdan tekrar karşınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Şef Mustafa Bozbey Başkanım'dan müthiş bir taktik. Başım alıp gidem gurbet ellere. Evet, böyle yavaş yavaş dökeceğiz. Çünkü öbür türlü top top olur. Keşke eşim olsaydı da ona da tattırmış olurdum. Onunla beraber yemiş olsaydık. Test etmiş olacak başkanım. Evet. Vallahi bilmiyorum. Burada olmadığını biliyorum da. Şöyle yaptık. Pardon. Evet. Şöyle buyurun başkanım. Evet sevgili seyirciler. Bu sürprizdi işte. İnanın bilmiyordum sürpriz oldu benim. Yemin ederim bilmiyordum. Hoş geldin. Nasıl olmuş? Çok lezzetli olmuş. Hadi çabukam. Evet. Güzel bir harika. Eşimin yapmasını kabul ettiğim tek kaçamak bu.